Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Seramik ve çömlekçi tornasından atölyeleri, atölyelerden de hayata geçirilen tasarımlar ve çok daha fazlası. Şimdi Murat Tutar tüm detayları Lifestyle izleyicilerine anlatacak. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Öncelikle kendinizden bahsetmenizi istiyorum bizlere. Ardından sanata olan ilginiz, yolculuğunuz nasıl ve ne zaman başladı bunu dinlemek istiyorum. Tabii ki ben Murat Tutar. 1986 Isparta doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Isparta'da tamamladım. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik ve cam tasarımı eğitimi aldım. Cahide Erel, Tüzüm Kızılcan gibi sanatçıların yanında stajlarımı tamamladım. İstanbul'a yüksek lisans için geldim. Tekstil ve moda tasarımında Haliç Üniversitesi yüksek lisans yaptım. Daha sonra birçok kurumsal firmada vitrin tasarımı ve görsel düzenleme uzmanı olarak çalıştım. Sanata ilgim hep vardı. Annem ressamdı. Hatırladığım ilk anılar bile annemin atölyesinde başlıyor. Hep sanatla iç içeydiniz öyleyse. Evet. Ne kadar güzel. Son zamanlarda da Beyoğlu'nda Kumbaracı Yokuşu'nda kendi atölyenizi oluşturdunuz. Evet. Nasıl başladı bu serüven? Peki nasıl karar verdiniz burayı hayata geçirmeye? Geçen sene Kasım ayında burası hayata geçti. Vitrin tasarımcısı olarak çalıştığım sürede evden belli ürünler yapıyordum. Sosyal medya üzerinden ilerliyordum o dönemde. Daha sonra geçen sene Kasım ayından beri atölyeyi açarak burada başladım. Neler yapıyorsunuz peki burada Murat Bey? Biraz anlatır mısınız bizlere, izleyenlerimize? Tabii kendi üretimlerim dışında dersler ve workshoplar veriyorum. Çömlekçi tornası, seramik elde şekillendirme, dekor. Önümüzdeki dönemlerde daha farklı kurslarımız da eklenecek bunlara. Söyledikleriniz arasında benim ve sanıyorum yine buraya gelen kişilerin en çok ilgisini çeken kurslarınızdan bir tanesi de çömlekçi tornası kursu. Bu kursun biraz detaylarını, bu işin püf noktasını bizlere anlatmanızı istiyorum Murat Bey. Evet, en çok ilgi gören çömlekçi tornası. Çömlekçi tornası kursunda en önemli şey çamuru merkeze getirmek. Çamura belli bir kuvvet uygulayarak merkeze getiriyoruz. Bu iş genelde biraz angarya olarak görünüyor. Gelenler genelde direkt forma odaklanıyor, form çıkarmak istiyorlar. Ve asıl işin püf noktası burası olduğu için en önemli püf noktası aslında sabır. Bir diğer ve en çok ilgilendiğiniz aslında sanatın kollarından birisi de seramik işçiliği. Bu konuyu biraz detaylandırmak istiyorum. Seramiğin hangi hallerini bizlerle buluşturuyorsunuz? Seramikle neler yapıyorsunuz? Seramikle çamuru çamur halinden düşünebildiğiniz her şeye çevirebiliyoruz. Süs eşyaları, günlük kullanım, tabak, bardak, vazo. Hayal ettiğiniz her şeyi yapabiliyoruz seramikle. Gayet güzel. Bahsettiğiniz workshopların, buraya gelen kişilere etkileri nasıl oluyor peki? Buradan nasıl ayrılıyorlar Murat Bey? Buradan mutlu olarak ayrılıyorlar. Çünkü sanatla uğraşmak ya da seramikle uğraşmak insanın bir kere ruhuna iyi geliyor, sakinleştiriyor. Burada zaman ve mekan kavramını unutuyorlar. Beyni zihinsel yüklerden arındırarak bir terapi gibi bile düşünebiliriz bunu. Hayal dünyamızı da genişlettiğini, ufkumuzu açtığını söyleyebilir miyiz peki bu sanatın, hatta her sanat kolunun? Tabii ki de. Hayal gücü burada en önemli şeylerden birisi zaten. Ne yaparsak yapalım, ilk önce bir düşündüğümüz, hayal ettiğimiz süreç oluşuyor. Bu süreçten sonra hangi materyalleri ya da hangi teknikleri kullanarak ürünü yapacağımızı projelendiriyoruz. Seramikte bulutlara bakıp bir şeylere benzetmek gibidir zaten. Çamur ellerinizin içinde şekil değiştirdikçe hayal gücünüzü de üzerine ekleyerek sürekli içinde kaybolduğunuz bir hikaye oluşmaya başlar. Kendimiz yaratıyoruz bunu. Evet. Bu da ayrı bir keyifli olmalı. Evet. Tabii katılım sağlayanların geri dönüşleri de çok önemli, çok kıymetli. Neler söylüyorlar buraya katıldıktan sonra, workshopların ardından, atölye çalışmalarının ardından? Katılımcılarımız genelde çok mutlu olarak ayrılıyor. Burada daha önce söylediğim gibi zaman ve mekan kavramını unutuyorlar. Tamamen kendi hayal güçleriyle ürettikleri bir şeyle ayrılıyorlar. 7'den 70'e herkes için uygun. Peki yakın zamanda bunlar dışında başka hangi etkinliklere, atölyelere ev sahipliği yapacaksınız? İzleyenlerimize de duyurur musunuz Murat Bey? Tabii ki de. Bundan sonraki dönemlerde rattan, vitray, Afrikan sepet ve makreme gibi kurslarımız başlayacak. Farklı birkaç alanda ilgisi olan arkadaşlarımız için bu alanları seramikle birleştirebilecekleri ayrı derslerimizle başlayacak.
Seramik sanatçısı ve tasarımcı Murat Tutar'la sohbetimizi noktalıyoruz. Bizler sanattan sağlığa, sağlıktan hukuka pek çok alanda farklı konu ve konu başlıklarımızla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sizler de bizleri izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.